Lips İşbirliği ile vlogger arkadaşlarıma 2015 saç trendleri konusunda meydan okuduğum video dizisine hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda sizden benim zamanım etiketiyle beğendiğiniz saçları bizimle paylaşmanızı istemiştik. Siz de sosyal medya üzerinden çok güzel paylaşımlarda bulundunuz. Önce herkese teşekkür ederiz. Fakat tabii ki Philips jürisi bunların arasından bir tanesini seçti. O da şu anda uygulamış olduğum Mine Eli'nin Twitter'dan bana gönderdiği bu saçtı. Yani şu an ekranda da gördüğünüz bu saç. Elimden geldiği kadar benzetmeye çalıştım ve tabii ki Philips'in akıllı düzleştiricisini kullandım bunun için. Mine'yi tebrik ediyorum. Zaten şimdiden akıllı düzleştiricinin sahibi oldu. Ama biliyorsunuz meydan okumamız bununla da sınırlı değildi. O yüzden siz şimdi bu saçı nasıl yaptığımı izleyin. Sonrasında da ben size kalan detayları anlatıyor olacağım. Saçlarımı görüyorsunuz şu an epey kabarıklar. Kuruttum ve yalnızca taradım. Şimdi saçımı tutturuyorum ve küçük tutamlar halinde tarayarak yeniden akıllı düzleştirici ile düzleşip pürüzsüzleşmelerini sağlıyorum. Bu akıllı düzleştiriciyi kullanmaya devam ettikten sonra fark ettiğim bir diğer özelliği de saçımı gerçekten çok yumuşatıyor olması oldu. Normal klasik düzleştiricilerle saçımızı şekillendirdiğimizde bazen böyle ince, sağlıksız yerlerinden çıtır çıtır sesler duyarız. Neredeyse düzleştiriciler o sağlıksız biraz daha cılız kısımlarda saçımıza yapışıyormuş gibi takılırlar. Ama bu akıllı düzleştirici hem ısı kontrolü olduğu için hem de iyonik yapıya sahip olduğu için hiçbir şekilde takılmıyor ve gerçekten ipek gibi saçlarımın üzerinden kayıyor. Şu anda gördüğünüz gibi hatta saçımın oryal görmüş kısmında bile kullanmaktan hiçbir şekilde çekinmiyorum. Orada bile çok yumuşak bir şekilde saçımı düzleştirebiliyor. Tamamen pürüzsüzleştiriyor. O yüzden ben bu akıllı düzleştiriciden gerçekten çok memnun kaldım. Bunu samimi bir yorum olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi saçımın geniş bir kısmını, ön kısmını ayırıyorum ve arka tarafını ön kısmına bulaşmayacak şekilde, saçımı örerken bana zorluk çıkarmayacak şekilde tutturuyorum ve saçlarımın tamamını yana derin bir şekilde tarıyorum. Ardından saçımdan ince bir tutam alıyorum en baş kısmından ve normal bildiğimiz balık sırtı örgüye başlıyorum. Üçe ayırıp ilk örgüyü normal standart şekilde yapıyorum. Sonrasında yaptığım şey ise yalnızca saçımın ön taraftaki tutamlarından eklemeler yaparak balık sırtı yapmaya devam etmek. Arka tarafta kalan saçları balık sırtına dahil etmiyorum. Örmeye devam ettikçe ön kısma gelen tutamı diğer kalan tutamlarla küçük küçük birleştirip yeniden balık sırtına dahil ediyorum ve aynı zamanda biraz örgüyü aslında arka tarafa çekik şekilde yapıyorum. Yani örgünün tam önde kalmamasını sağlıyorum ki saçımı daha sonra açtığımda volümlü olmasını engellemesin. Aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Yalnızca önden tutam alarak balık sırtımı destekliyorum. Tam kulağıma kadar getirmiyorum. Kulağımdan yaklaşık bir santim kadar yukarıda bırakıyorum ki orada da saçım yine volümlü görünebilsin. Tam olarak balık sırtı o kısmında çekmesin diye. Son olarak birkaç örgü, birkaç standart örgü daha yapıyorum. Ve tel bir tokayla da saçımı tutturuyorum. Ardından çözülmeyeceğinden emin olduktan sonra ön kısımlardan saçlarımı biraz genişletip bollaştırmaya başlıyorum. Arka taraftan sağlam kalabilmesi için tel tokayla yeniden destekliyorum. Ardından saçımı topladığımdan geride bozulmuş kısımlar kalmasın diye yeniden akıllı düzleştiricimle düzleştiriyorum. Ve saçım hazır. Evet, umarım saçımı beğenmişsinizdir. Mine'nin verdiği örneğe uygun oldu mu? Ne diyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ama şimdi gelelim meydan okumanın diğer detaylarına. Biliyorsunuz ben aslında çektiğim ilk videoyla 4 arkadaşıma meydan okumuş oldum. Aslı, Merve, Ece, Şule. Bakalım onlar sizden gelen hangi saçları yaptılar? Gerçekten fikrim yok ama çok merak ediyorum ne yaptıklarını. Hepimizin benim zamanım etiketiyle aldığımız fotoğraflar bu kanalda yayınlandıktan sonra Philips jürisi hangimizin daha başarılı olduğuna karar verecek. Tabii ki sizden gelen yorumlar ve
like'larınız sayesinde belki kararları da değişebilir. O yüzden bize destek olmayı unutmayın. Eğer ben bu gördüğünüz saçla final aşamasının da kazananı olursam eğer, Mine ile mükemmel bir güzellik günü geçireceğiz. Ve ayrıca bizi destekleyen 10 tane takipçim de Philips'ten süper indirimler kazanacak. Eğer saçımı beğendiyseniz beni desteklemeyi unutmayın. Tabii arkadaşlarımın videosunu izlemek için Philips YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.